İslam'da bankaların yeri. Bankalar para ticaretini meslek edinmiş olan ekonomik kuruluşlardır. Genel olarak bankayı mevduat toplayan, bu mevduatı ve kendi sermayesini yedek akçelerinin çeşitli ihtiyaçlar için değişik şekillerde kredi olarak veren, sanayi ve ticari teşebbüsler kuran veya kurulanlara ortak olan ve yukarıda sayılan konularla ilgili ticari ve mali hizmetler veren kuruluşlardır. İslami bankacılık ortaklık esasları üzerine kuruludur. Buna göre bütün bankacılık sistemine ortaklar, mevduat sahipleri ve ödünç alanlar kar zarar ortağı olarak katılabilirler. Emek ve sermayenin bir işe ortak olarak girebileceği bu sistem, müdahale ilkesinin uygulanması ile işler. Bu terimin modern anlamı sadece ortaklıkta değildir. Bundan öte İslam, ekonomik sistemi yönetilmesi için maddi ve manevi değerleri birleştiren bir ekonomik ahlak getirmiştir. Yine İslami bankacılık sistemi, müdahale esaslarına dayalı bazı kuruluşlarca desteklenecektir. Bu gibi teşebbüslerin sonunda meydana gelen gelirler, yıl boyunca yapılan masrafları çıkarıldıktan sonra bu üretim birlikleri arasında üretime katılma oranlarına göre bölüşülür. Aynı kurallar uluslararası ekonomik faaliyetler alanında da uygulanabilir. Ya, kısa. Bayağı kısa. Hocam siz kaldığınızda